Bu sefer videomuza direkt olarak Grupman Artikroni ile başlıyoruz. Minik kızım bizi yalnız bırakmadı amcasıyla babasını. Poligonda karıncaları yemleyerek onları sevindirmeye çalışıyor. Aynı zamanda kameralara da hevesli, onları görmek istiyor. Gel kızım bu tarafa. Şimdi hazırlıkları yapalım. O zaman neyle başlıyoruz? Jumbo RS. JSB Exact Jumbo RS 13.43 grain'le başlıyoruz. Üst hedefteyiz. Evet. Biraz uçuşuyor gibi. Yani hafif pellet. Yine de bir araya topladık. Oldu. Evet. Tamam mı? Bitti mi? 12. Daha. Olmaz, daha bitmedi. Bir daha. Şimdi bitti. Efendim sen silahı doldur. Ben de buradan hedeften geriye doğru zoom yapayım. Daha sonra alt hedefe geçelim. Mesafemiz 25 metre değerli dostlar. Mesafemiz şu şekilde. Şimdi hemen aşağı hedefe odaklanacağım. İkinci pelletimiz JSB Exact Jumbo Diabolo 15.89 grain. Alt hedefteyiz biraderim. Ateş serbest. Çok solda. Aynı yerden devam ediyor. Sen aynen devam et. Önemli olan grupmanı. Orada birazcık toplandı sanki. Evet. Bitti mi? Kaçıncı atış oldu? Görmedim, bakmadım. Herhalde bitti. Evet, bitmiş. O zaman hedef kağıtlarını yeniliyoruz. İkinci grupmana geçeceğiz. Sıradaki pelletimiz JSB Exact Jumbo Heavy 18.13 grain. Üst hedefteyiz biraderim.
keşfetti. Çok daha muntazam bir grupman oldu. Evet. Bir iki tane benden kaçan oldu. Yani kontrolünde. Ama şey güzel. 18-13 grupmanı daha iyi oldu. Evet. Kroni sonuçları da daha iyi 18-13'te. Bu birazcık şey gibi oluyor artık. Havalılar milacı 18-13 gibi Türkiye'de. Yine 200 bara dolduruyoruz ve alttaki hedefimize devam edeceğiz. Tabii yine hesaplı pellet kullanmak isteyenler için bir başka pellet seçeneğimiz. Gamo Pro Magnum 15-43. Bakalım bunda ne olacak? Bu biraz dağıtır gibime geliyor ama görelim yine de. Bir dakika kroniyi bir sıfırlayayım. Kroni sıfırlandı. Atış serbest. Arada bayağı kaçan oluyor. Son atıştı. Mesafeyi tekrar neyi kaçan yalnız. Gösterelim. Mesafemiz yine 25 metre. Hedefleri değiştirelim. Sıradaki pellet Hudson Torpedo 20.5 grain. Bakalım ağırlaşınca ne olacak? Daha önce dediğimiz gibi şarjörler geniş olduğu için pelletin uzunluğunun çok bir önemi yok. Atış serbest. Yine iyi kötü bir grupman oluşturmuş oldu. Bitti. Tekrar 200 bar alıyorsun. Ben de aşağı hedefe alıyorum. Sıradaki pelletimiz. Farklı serilerden bir iki pellet deneyelim. HN Barracuda Match 21.14 grain.
15 grainlere göre biraz yüksek. 18 grainlere göre de yüksek. Bakalım ne olacak. Merak ediyorum şu an doğrusu. Bizi şaşırtabilir diyorum. Hiç belli olmaz. Evet. Evet, şaşırtacak gibi. Birader. Bir tane kaçtı. Ve tamamdır. O zaman ben seni biraz yoracağım ama sana iki pellet daha getireceğim. Onları da deneyeceğiz. Deneyelim bakalım. Alayım bakayım. Bir pelleti ver. HN serisinden farklı bir pelletle HN Pile Driver 30 grain. Pelletin şekli bu. Biraz değişik ve garip şekilde. Yine 200 bara her zamanki gibi dolduruyoruz. Dediğimiz gibi Predator'ın şarjörü uzun olduğu için pellet uzunluğu önemli değil. Yeter ki stabil atış sağlasın. Bakalım bununla ne olacak. Vallahi bunu ben de merak ettim. Pile Driver daha çok güçlü silahlar için gibi görünüyor. Ama atışını görmekte fayda var derim. Atış serbest be ya. Güven mi ayarlayayım be ya? Asansörle kaldırıyoruz, kaldırıyoruz, indiriyoruz. Tabi düşme yapıyor haliyle. Yalnız şarjörü sürerken biraz zorluyor. Evet, biraz zorluyor. Deneyelim. Denemedik demeyelim. Hı-hı. Ama sesi çok güzel gidiyor biliyor musun? Çok stabil bir gidişat sergilemiyor. Dediğim gibi bayağı da zorluyor şarjörü. İyi kötü bir grupman saladı ha. Yani böyle bir pellet için hiç fena bir değil. Grup bas sağladı bence. Hata verdi kroni ama. Olabilir. Sinek geçmiştir. Dedim ya. Kroniden sinek geçince hata veriyor. Birader fena değil. Yani şekilsiz bir pellete göre gayet güzel görünüyor bence. Aynı yere topladı sayılır. Herhalde boş. Şarjör çok rahat sürüldü çünkü. Yine de bir tane atayım da. Hı hı.
Evet. Sen şarjörü doldur. Ben alt hedefe geçiyorum. Yine bir garip pelletle devam edelim. Bir garip aşk bestecisiyiz. Buyurun efendim. Garip pelletimizden bir adet örnek. Bu pelletimiz de şekil itibariyle biraz uzun. Normal şeylerde, şarjörlerde olmayabilir. Sniper Magnum 18 grain. Aslında JSP ile aşağı yukarı aynı. Şu şekilde bir pellet. Bakalım bunda netice ne olacak? Hemen kroniyi sıfırlıyorum. Just a minute. Kutuyu kapatamadım. Atış serbest, kayıtlar devam. Bir de oradaki sineğe vurursan tam olacak. Konarsa vurayım. Son atışınız. 14 atış. Mesafeyi geri zoomlayarak göstermeye çalışıyorum. Mesafemiz 25 metre. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Silahın genel olarak hoşlandığı, sevdiği pellet 18 grain ile 21 grain civarında diyebilir miyiz? Evet. 18-21 arası hoşlanıyor gerçekten. O zaman bir JSB Exact Jumbo Heavy ile bir de HN Barracuda Match serisiyle 50 metreyi bir test edelim. Test edelim bence de. Evet, 50 metre atışlarına geçtik. 18-13. JSB Exact Jumbo Heavy Diablo. O kadar uzun ki ismi söylerken insan üşeniyor ya. Hadi bakalım atışlarını görelim. 50 metre atışlarımız. Burası çizgi oldu. Bitti. Şimdi mesafeyi geri doğru bir gösterelim. 50 metre mesafemiz. Şarjörü de atacağım. Peki. Sonrasında müsaaden olursa bir kez de ben denemek isterim. Tabii 50 ki. Metreyi aynı pellet ile. Belki atıcı farkı da olabilir. Mutlaka ki. Grupmanlar arası çok değişiklik olmasın diye her grupman öncesinde tekrar silahın hava dolumunu yapıyoruz. Yine de aynı yerde toplandı sonraki atışlar. Ve biter.
aşağı yukarı sen de benim topladığım yerde toplayacak gibisin. Hı hı. Ve biter. O zaman ben hedefi yenileyeyim. Sen karnını doyur. Sıradaki pelletimize geçelim. Barakuda match. Hiç kesmeyelim çekimini. Böylece ben de ikili ekranlarda çok fazla uğraşmamış olurum. Öyle geriye doğru geldik. İleri doğru geri gittik. Evet. Güzel. Güzel. Zor ayarladı bu kamerayı. O birazcık daha ince ayar gerektiriyor. 50 metre. Şimdi de HN Barracuda Match 21 grain. Aa, pis serbest bir ya. Görünce atacağım yahu. Takdir edersiniz ki 21 grain 18 grain'e göre birazcık düşme yapabiliyor. Orada güzel bir grupman oldu gibi. Ve tamamdır. Mesafeyi tekrar gösteriyorum. 50 metreden bu grupmanımızda HN Barracuda Match 21 grain'le bu şekilde oldu. Grupman atışlarımız şimdilik bu kadar. Keyif atışlarına da geçeceğiz. Sol baştaki pimpon topu. Biraderim hazır mısın? Evet. Komutla beraber. At. At. Bu videomuzun çekiminde yeğenim Ömer oldukça yardımcı oldu, sağ olsun. Pellet doldurmada, kamera ayarlamada, hepsinde. Pimpon topu mu, ampul mü? Miadı geçmiş ilaç ampulü. Arka taraf boşluk. Hayvanların gezdiği bir yer değil. Herhangi bir ormanlık, çalılık vesaire alan değil. Yangın tehlikesi ya da yaralanma riski yok. Komutla beraber. At. At. İyi de. O zaman başka hedef de bulmamız lazım. Sen bunlar çatır çatır yedin. Bak ben bir şey diyeceğim sana. Bir bakalım abi. Şu uçtan şöyle 70-75 metreye patlayan hedef koyayım. İki tane orada taş var ya. İkisine de birer tane koyayım. Birer de onları patlat. Patlat gitsin diyorsun yani. Şunları tamamlayalım. Çünkü mesafe artık biraz kısa gelmeye başladı. Hazır poligon da boşken. Evet. Komutla beraber. At. At. Yerdekini deneyelim mi önce? O zaman bir dakika. Ömer'im gördün mü yerdeki ampulü? Taşın hemen sağ köşesinde duruyor. Ömer'den ses yok. Ömer ne yaptığını bilemedi. Bu biraz zorlayıcı atış olacak. Çünkü renk beyaz olduğu için. Evet, zemin de beyaz. Aa, bunda da ampul olup olmadığı belli değil zaten. Buldun mu Ömer'im? Yok abi. Sen taşa odaklan. Taşın, ortadaki taşa. Bak taşın sağ
yaklaşık 3 parmak çaprazında duruyor. Gördüğünüz gibi kamerayla bile görmek zorlaşıyor. Evet. Tamamdır. Hazır mıyız biraderim? Evet. Komutla beraber. At. Sanırım o da gitti. Öyle göründü bana şahsen. Bana da şahsen öyle göründü. Güzel. O zaman sıradaki pimpon topu, sonra yatık. Yatığı da vurduk, yatığı da vurduk. Komutla beraber. At. Komutla beraber. At. At. İşte bu. At. İşte bu. Onu parçaladın, en azından yerinden ettin. 40 metre mesafedeki atışlarımız bu. Bir de biraz daha uzak bir mesafeden bir iki eğlencelik atış daha yapalım. Mesafeyi arttırdık. Şu anda da 82 metre. Patlayan hedef atışlarımız. Biraderim, hazır mıyız? Hazırız. Bu sefer yastıkla atalım, uzun mesafe performansını bir değerlendirelim dedik ama masada o kadar rahatsız oturuyorum ki. Birkaç atış deneyecek bakalım. Gibiyiz. Komutla beraber. Bir saniyeni alacağım. Hı hı. Tamamdır. At. Çok aşağıda. Tamam. O zaman az yukarı alacağız. Bir saniyeni alacağım. Ben bir şuradan bir deneme atış yapayım. Tamam. Yap atışını. Evet. Gördün mü? Gördüm. Şimdi bir sıfırlama yapayım orada. At. At. Şahane. Şimdi ikinci hedef. Patlayan hedeflerimiz güzel ses çıkarıyor. Gördüğünüz gibi sıfırlama yapınca pek bir problemi kalmıyor. Haliyle burada attığımız 35 metre birden 85'e çıkınca burası 39,5 falan. Yani 40 metre diyelim. Direkt iki katından fazlaya çıktı. Hı hı. Ama sağ solda hiçbir oynama olmuyor. Düşme yapıyor sadece. Düşme yaptı sadece. Çok onda güzel. Da ufak bir millot ayarıyla. Çok güzel. At. Hemen dibinden vurdun. Dursun. Öyle patlatalım bir. At. Çok güzel. Ömer'im bir geri zoom yapar mısın? Mesafemizi göstermek açısından. 82 metreden patlayan hedeflerimiz güzel netice verdi. Mesafe atışlarına geçiyoruz. Şarjı takayım mı? Bence tak. Takmadan elle atışman biraz zor olur. Belki vururdum. Mesafe atışlarına geçiyoruz. Mesafemizi sonra size tekrar göstereceğiz. Soldakini aldım. Soldakindeyiz. Ama bu yani geri dönüyorum. Tek atış. Arada kesme, besme, biçme bir şey yok. Mesafemiz şöyle arkadaşlar. Bir kalkıyor o zaman. Şimdi oldu mu ya? Oldu mu ya? Ben bu kadar uğraşmıştım ya. Yap. Gördüm. Solundan geçtim. Yani senin onunla aranda bir duygusal bir bağ mı var? Hı hı. Ha? Böyle bağlanma bu kutulara.
Geri gel. Mesafeyi tekrar rangefinder'la yeniden ölçelim. Yaklaşık 115 metre değerli dostlar. Bu da küçük bir mesafe atışımız olsun. Değerli dostlar, geldik bir test çalışmamızın daha sonuna. Senden hemen önce başladım, ağzından lafı aldım. Yok yok, ağzından laf almadım. Küçüklüğün avantajını kullandım, bunun tanıtımını sonraya bıraktım. Bu videomuzun çekilmesinde öncelikle kızım eşlik etti ama çok fazla dayanamadı. Yeğenim Ömer, Mehmet sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Videonun çekilmesinde bizlere destek oldular. Bu güzel silahı test edebilme şansı verdiği için Hassas Silah Sanayi'ne teşekkür ediyoruz. Predator'un 5.5 mm ceket kaplı namlulu modeli isabet bakımından nispeten tatmin edici bir ürün. Kesinlikle. Grupman olarak özellikle 18 grain ile 21 grain pelletlerde ve kaliteli pelletlerde daha iyi netice veriyor. Ama pellet kaliteli bile olsa kutunun içerisinden bizim ayıkladıklarımız var. Ona dikkat edin. Yani isabet olmadığı zaman bütün suçu silaha bulmamak lazım. Gördüğünüz gibi 40 metreden çok fazla bir ıska olmadan rahatlıkla vuruluyor. Onun dışında 82 metreden patlayan hedeflerimiz ve 115 metreden de kola şişelerini birader tek atışta zaten indirdi. Güzel bir ürün, kullanışlı bir ürün. Dezavantajı olarak biraz ağırlık sayılabilir. Onun dışında kurma kolunda vesairede bunda pek bir sertlik yok. Yok. Gördüğüm yok, kadarıyla gayet düzgün olmuş. Kaliteli pelletle, güzel bir dürbün, ayarlanabilir bir dürbün ayağıyla rahatlıkla mesafe atışlarını da yapabilirsiniz. Ve testi esas yapan biradere söz bırakıyorum. Şimdi ikisinin arasında zaten biz başlangıçta da hep söylemiştik ya, zaten firmanın da bu konudaki belirttiği sistem, aynı sistem yani bizimle konuştukları sistem. Biri güç, diğeri grupman silahı olarak söylenmişti. 6.35'te de esasen grupman kötü değil. Oldukça iyi hatta 6.35'e göre. Ama haliyle 5.5 bizim gördüğümüz kadarıyla ki burada da yatık özellikle ampulleri vurması o da bir artısı. Ağırlık haricinde özellikle ben şarjörünü çok sevdim. Hı hı. Yani onu kesinlikle tekrar belirtiyoruz. Tekrarda bir zarar yok. Hani bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri neydi? Çok hoşumuza giden pelletler şarjöre sığmıyor diye deneyemiyorduk en azından. Artı etekleri eziliyordu. Düzgün sonuç eziliyordu. Vermiyordu. Bu geniş şarjörler sayesinde istediğimiz her türlü pelleti atma ihtimalimiz oluyor. Hı hı. Tabii silahı bazen zorluyor ki testlerimizde biri biraz zorladı. Onu zaten görmüşsünüzdür. Haricinde tetik ayarı var. Tetik ayarı haricinde mandal kurma koluyla alakalı zaten Bahtiyar abinin kendisi de bir video paylaştı. Evet. Yani bunun ağırlığını da o tetiğin çekiç düşüren kısmının ağırlığını da ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar da çok büyük avantajlar. Görüntü olarak daha çok böyle nişancı tüfeğini andırır bir silah tasarlanmış. Alıştığımız PCP'lerin birazcık daha dışında. Kamuflajlı olan model benim her zaman tercihimdir. Benim çok hoşuma gitti. Ceket kaplı olması da isabeti arttırmış. Genel itibariyle bizim hoşumuza giden bir silah oldu. 5.5 olması hasebiyle 6.35'ten bir şarjör daha fazla hemen atıyor. Fazla hemen hemen. Tabii şarjörleri bir de onun 12'li bunun 14'lü. 13'lü 14'lü. Yani 13'lü 14'lü pardon. Haliyle 1.25 şarjör fazla atmış oluyor 6.35'e göre. Genel itibariyle bizim hoşumuza giden bir silah oldu. Alan arkadaşlara şimdiden keyifli atışlar diliyoruz. Bizleri izlemeye devam edin. Yeni silahlarla, yeni testlerle sizlerle olmaya devam edeceğiz. İmkanlarımız el verdiği sürece. Tarafsız olarak elimizden geldiğince gördüğünüz gibi sapıtmadan, abartmadan ne gördüysek sizlere onu aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın efendim. Selam söyle. Selam ver. İzleyicilerimize selam ver. Ömer Makıyamak. 'Evet arkadaşlar, şimdi bir tam dolumla ne kadar atıyor kısmımızdayız. İlk pelletimiz. Exaction bu heavy, 18-13 grain. Silah tam olarak 200 barda dolu durumda. Evet, başlıyoruz. Tamam. İlk atış çok süperdi, bip direkt.
hemen kroniyi sıfırlıyorum. Barımıza bakıyoruz. Barımız şu anda tam 150'de. Ben de şöyle bir ayarını yapayım da. Barımız şu anda 110-120 bar civarına düştü. Üçüncü şarjı da atabiliriz rahatlıkla. Hatta dördü de bir deneyelim. Dört şarjörle 800 üstü performans sergiledi ve şu anda da 60 bara kadar düştü. Tamam. O zaman sıradaki diğer pelletimize geçelim. Benim. Geçen yine saçma dolduruyoruz. Yine böyle arkadaşlarla oturduk poligonda. Arkadaşım biri daha geldi sonra. Avuçladı böyle bildiğin. seri çalışalım. Evet, testimizdeki ikinci saçmamız bu. Pro Magnum. 15-43 gram. Tamam mıyız? Hazır, devam. Üç tane 1063 çıktı. Dört tane 1063 çıktı. Stabil atış öyle oluyor. 3-3. İnanılmaz yakın değerler. Hatta aynı çekiyor. Bazı saçmalarda. Sonuncu elle ama sıkışmış olabilir. Tamamdır. Barı kontrol edelim. Şu anda barımız 150'de yine. Devam.
Şu anda 110 civarında. Tamam. Şarjı tamamlandı. Dördüncü şarjı. Başka yok. Tamam, o TS22 dedi. Oo. Serilikte çoğaltmadık artık. Şu an itibariyle çok ilginçtir. 90 bar civarına düşmüş. İkinci şarjördeki hava sarfiyeti biraz daha az gibi görünüyor. Görünüyor. Zorlanıyor. Artık zorlanıyor ama ilginç. 760 kps. Evet. Şu andaki bar değeri nedir? Şu anki bar değerine de bakalım. Şu anki bar değerimiz tam 50. Bu şarjörü de alalım. Mükemmel. Şimdi tam oldun işte. Şimdi tam oldum bak. Evet. Bunu şu ana kadar sen de yaptın, ben de yapmıştım. Tamam, işte artık bizdensin kesin. Kesin olarak bizdensin. Sen devam et, ben şuradan göstereyim. Sıradaki pelletimiz Gamma TS22. Ne oluyor biliyor musun? 22 grain. Atış serbest bırakırım. Sıfırlandı mıydı şey? Hemen sıfırlanmış şu anda. 200 bara tekrar dolduruldu. Başlangıç değeri düşük kaldı. Dediğin gibi 400 var gibi. Yine 150. Tamam. İlk şarjör de 150'ye düşüyor. Sonra hava sarfiyeti biraz daha değişiyor göründüğü kadarıyla. Evet. İkinci şarjörde ancak 900 fps altına düşmüş oldu. Bakmışsın kontrolü. Şu anda 100 barda. Tamam. Son şarjörümüzü atıyoruz.